Yünün bir de antibakteriyel özelliği var. Doğalda mantar önleyici bir özelliği var. Dolayısıyla çok sağlıklı bir şey. Yaptığı şey hakiki yün. Merinos yünü. Merinos, evet. Yünü. Biraz ılık olsaydı keşke, çok iyi olurdu ama. Elimizle iyice ovalamamız gerekecek fazla fazla. Şimdi ben biraz ses yapacağım size burada yalnız. Evet, şimdi sabunun üstüne yaptığın işlemleri bize anlatırsan. Evet, şimdi normal bilinen. Altını görelim tekrar. Sabunumuz var, evet. Sabunumun üzerine sabunumu kaplayacak kadar keçe koparıp yerleştiriyorum. Ve ondan sonra iğneleyeceğim. Bilinen yöntem ıslak suyla kaplayarak yapmaktır. Ben tamamen iğneleme yöntemini seçiyorum. Bunun sebebi de sabuna iyice yerleşiyor. Sabun kullanıldıkça sabunla keçe aynı oranda küçülüyor. Islak yaptığımız zaman sabun kullandıkça küçülüyor ama keçe içinde boşlukta kalıyor. Süper. Şimdi keçeni hazırlıyorsun. Keçemi hazırladım. Evet. Alta beyaz bir zemin yapıyorsun şu anda, öyle mi? Narı yapacağım için alt zemini beyaz kullanacağım. Tamam. Yerleştirdim. Elimle iyice düzeltiyorum ve ondan sonra yedili iğneleme makinesi dediğimiz. Gösterelim iğneleme makinesini. Yedili makina. Yedi iğne vardır bunun içinde. Evet. Bununla kaplamayı yapıyorum. Biraz ses yapacağım. Özür diliyorum sizden. Herhangi bir noktasından başlayıp iyice keçeyi sabunun içine yerleştirmiyorum. Kaplamayı yaptım. Yaptın. Dekor kısmına geçeceğim. Dekor için genelde ben aslında çizmeden kendim elimle hayal ederek yapıyorum. Ama ilk defa başlayacak olanlar için bir takım yöntemler göstermek istiyorum. Şöyle kalıplar vardır piyasada. Narcı, havaya kaldırma, düz koyarsan. Pardon, evet. Özür dilerim. Gibi kalıplar vardır. Ya da şöyle stencil kalıplar vardır. Bunlardan faydalanılabilir. Evet. Ya da şöyle cetveller vardır. Yine şekilli. Bunlardan faydalanılabilir. Ben bugün çizerek göstereceğim. Evet. Şu tarz, pardon özür dilerim. Şu tarz kalıplarımız da var. Hı. Hazır kesilmiş, keçeden yapılmış kalıplar. Bunları da çizim için çok rahatlıkla kullanabilirler. Evet. Keçenin üzerine sadece keçeli kalemle çizebiliyoruz. Onun dışında başka hiçbir kalemle çizemiyoruz. Ama onu da sadece noktalama olarak yapıyoruz. Ki keçe dağıtmasın bunu bize diye. İçeriden yapıyorsun. Evet, içeriden yapıyorum. Çok hafif. Sadece bana bir işaret versin. Ortaya çıktı narım. Düzeltmelerini yapıyorum. Ha, çok güzel. Yarıdan ayırmışsın mesela, yarısını böyle yapmışsın. Evet, yarısı bütün, yarısı nar tanelerini gösterebilmek için. Çok daha şeyler yapmak istiyorum ama buna müsait değil maalesef. Evet. Ama şimdi dekoruma geçiyorum. Dekora geçerken bu sefer büyük parçalar değil, küçük parçalar kopararak devam ediyorum. Kullandığım belli teknikler var. Mesela bir desen yaparken benim için şey, kontür en önemli şeydir. Bütün olayı bütünleyen, gösteren kontürdür. İç dolgu çok önemlidir. Bir de şu küçük puantiyecikler çok önemlidir. Hadi. Bunlarla geçelim. Başlıyorum. Şimdi kontürle mi başlıyorsun? Kontürle başlıyorum. Etrafında bütün desenin kontürümü çiziyorum önce. Evet, takip edecekler Elif'i. Kontürümü çektim. İç dolgusunu da yaptım. Şimdi detaylarını yapacağım. Ondan sonra bana en çok burada sorulan şey, burayı neden ben tekli iğneyle dolduruyorum, yedili iğneyle basamıyorum? Heh. Bunun şöyle bir özelliği var. Kalın kalın parçalar koyup yedili iğneyi bastığımız zaman keçeyi topluyor. Topladığı zaman kenarlarda kapatmak çok zor oluyor. Heh. O yüzden tekli iğnemizle iyice dolduruyoruz. Yerleştikten sonra... tekli iğneler böyle paketlerde de satılabiliyor. Bu iğnenin yedeğidir bu zaten. Yedeği mi bunlar? Yedeğidir. Bunun içindeki iğneler kırıldıkça değişebilir. Bu bunun yedeği olarak onu satılır. Bilmiyordum. Çok güzel bir bilgi. O bunlarla mı yapıyorsun o aynen, tekli iğne dediğin bunun iğneleri? Evet. Bunun farklı kanıkları var ama piyasada birçok iğne çeşidi var. Bizim kullanabileceğimiz iğne sadece ve sadece bu. Başka hiçbir bir şey numarası almalarına... falan var mı bir şey? Hayır, mi? Bu. Şunun yedek iğnesi diye istiyorsunuz. Yedili makinenin iğnesi dediklerinde herkes bunu verebilecektir. Şimdi ben kaplamamı yaptım, bütün detaylarımı doldurdum. Sadece bu yedili iğneli şuraya üzerine basarak... Şuraya da önce kontürü mü yaptın? Evet, önce kontürü yaptım. Sonra bundan iğneledin. Şimdi bununla perçinliyorsun. Perçinliyorum, iyice yerleşmesini sağlıyorum ve yüzeyde pürüzsüz bir zemine küçük şeylerden ediyorum. Yapalım. Puantiyeleri yapıyorum hemen şimdi. Nar taneleri yapıyorum. Keçeyi bu çalışmada kuru yapıyoruz. Kuru iğneleme, sadece kuru iğneleme. Evet. Normalde nereye bakarsanız bakın ıslak yöntemle gösterirler.
Ama dediğim gibi benim için şey görselliği de çok önemli, kullanımı da çok önemli. Kullanırken sabun küçüldüğünde keçenin içinde yüzmesin istiyorum. Keçeyle birlikte küçülsün istiyorum. Sorulan sorulardan bir tanesi de desenler deforme olmuyor mu? Çok uzun süre sonra desenler deforme olmaya başlıyor. Yani sabun, bakın öyle sabun şurada demin ıslattığımız şeyde hiçbir deformasyon yok. Ama sabun küçüldükçe bunun da içinde neticeden bazen sabun var. Bazen açık renklerde üzerine koyu renk bir şeyle ya da çok fosforlu bir şeyle yaptığınız zaman renk verme gibi bir durum oluyor ilk kullanmada. Heh. Ama o sonrasında yıkamaya devam ettiğiniz süreçte o renk de gidiyor, dağılıyor. Evet. Vallahi renk renk düz yapsanız bile bu çok fonksiyonel, çok güzel bir şey. Çok sağlıklı bir şey bir kere. Şu top yapmanın özelliğinden elinde şimdi, top onu bir yap da görsün tamam. İzleyicilerimiz. Çünkü o önemli bir detay. Önemli. En çok kullanacak bakın her şeyde hemen hemen o küçük toplar var. Bunu istediğiniz oranda koparıyorsunuz ve elinizle döndürerek ve sıkıştırarak döndürürken aynı zamanda ve bir topçuk elde ediyoruz. Ve ben onu bir de böyle yaparım elimde. O da olabilir. Şöyle yaparım. Aslında tamamen el alışkanlığı ile ilgili bir şey evet. bu. Evet. Sıkıştırdım, ezdim. Hatta öyle bir eziyorsunuz ki parmağınızın acıdığını hissediyorsunuz. Ha, İstanbul'da nereden mi bulacaklar? Sabunları. Hesabı var, etiketlemedik mi biz hesabını? Etiketli değil mi? Elif Karahan'ın hesabını bizim Instagram'dan koyduğumuz postta, bugünkü postta, post demeyin diye bana sinir ama ne diyeyim, görselde, paylaşımda var. Valla bir gösterelim kameraya yaptığını. İnanılmaz güzel oldu. Çok güzel bir şey yapmışsın. Nazar boncuklusu var, her türlüsü var. Yeni bir eve, ev misafirliğine gidiyorsunuz. Birkaç çeşit işte nazar boncuğu, şu laleler, karanfiller. Bakın Türk şeyleri, motifleri. Şunları şöyle. Yani gideceğiniz yere göre, evinize, yaşam biçiminize göre alabilirsiniz. Kedi seviyorsanız. Tamam. Bayram geliyor. Güzel bir bayram hediyesi olur. Güzel paketleme yapıyor musun? Evet. Yapıyorsun. Özellikle bunları ben kese kağıtlarının içine koyuyorum. Tamamen süper. O doğallıktan kurtarmak, doğallıkla kalsın istiyorum. İyi ki geldin, iyi ki çok tanıştık, iyi ki bilgilendik bu konuda. Fatmacığım sana da çok teşekkür ediyorum. Süper bilgilendik.